Size nasıl yardım edebilirim? Bir bakalım. Evet, başlangıç için, bu yiyecekler için elinizdeki tüm parayı vereceksiniz. Kimse kıpırdamasın. Gülünse. Bakalım. Kıyafetin çok parlak olmuş. Şu yeni yakışıklı transferi ülkesini hatırlatmayı umuyorum. Bu çocuk nereden peki? Texas'tan. Evet, işte oldu. Evet Billy Bob. Eğer yarın gece bir işin yoksa belki benimle dansa gelmek istersin. Beverly Hills modası ha? Misafirperverliğin için çok teşekkür ederim Mende. Çok sevinirim. Harika. Seni saat 8'de alırım. Sen benim yakışıklımı nasıl çalabilirsin ha? Lütfen. Ben senden çok önce Texas'a ulaşmıştım. Haklı. Mende Texas'ı yeniden keşfetti sanki. Kesinlikle. Ayrıca biri de seçimini yaptı. Kız kesinlikle bir moda hırsızı ve bu böyle devam etmeyecek. Bu da ne böyle? Harika. Yolda en son ihtiyacım olan şey bu. Yine şu aptal bu ajan görevi. Bu da nereden çıktı? Neler oluyor söyler misin? Sanırım bunların ne olduğunu iyi biliyorsunuz. Gülümse. Bu da aptal şakalardan biri mi acaba? Şu bankayı soyan biz değiliz. Kızlar, beni hayal kırıklığına uğrattınız. Onları yeniden programlayıncaya kadar bu kızlara elektromanyetik tutucu tanka atın. Yeniden programlanma ne demek? Beyinlerinize davranış değiştirme çipleri yerleştireceğiz. Yaşadığınız sürece başka kötü bir düşünceniz olmayacak. Ya hayır, yapma şunu. Ellerini üzerimden bırak yani. Affedin kızlar, elimde değil. Bu elektromanyetik botlar çok cyber, yani itici. Kafatasımıza mikroçip yerleştirmeleri kadar itici olamaz herhalde. Buradan hemen çıkıp o taklitçi banka soyguncularını bulup adamızı temize çıkarmamız lazım. Durun. Bir planım var kızlar. Hey, bu da ne? Botları kısa devre yaptırdın. Ayağımı yeniden oynatabiliyorum. Harika. Bu bizi hala hücrenin içinden çıkarmıyor. Çok uzun süre değil. Mendy'nin ayakkabıları bunu asla yapamaz. Kaçıyorlar. Kod 9. Onları yakalayın ki kaçınları hızla dalga kapıyı. Elinizi ele geçerse tutun, tamam mı kızlar? Yardım alabileceğimiz her şeye ihtiyaç duyacağız. Sakin olun kızlar, yakında her şey bitecek. Şimdi. Hey, neler oluyor? Hadi. Bir anahtarları alsın. Bu nereden nasıl kurtulacağız? Nasıl çalıştıracağım? Uçma zamanı geldi kızlar. Gece saatini bile ayarlayamıyorum. Çocuklar yardım edin lütfen. Demin de söyledim, gece saatim çalışmıyor. Hemen bir şeyler yap. Oh!
Jerry'nin beynimi az daha kızartacağına inanamıyorum. Şu havadan çıksak çok iyi olacak. O kadar ortadayız ki. Onu deponun yanına getir bence. Deponun yanına demiştim değil mi? Burada bir yanlışlık var ve Alex'in uçuş kabiliyetinden bahsetmiyorum. İşte harika, suçlu bulundu. Bakın, saç tutam aslında bir teknolojik frisbeymiş. Frisbee değil, mini uydu. Whoop'un ana kompütür sistemine girebilmek için bunu kullanabiliriz kızlar, harika olur. Böylece Jerry'nin bize göstermiş olduğu takip dosyasına daha yakından bakarız. Girdik. Dur, geriye git. Clover'ın sahtekarına bakın. Tişörtümün bir parçasını bıraktı. Yani tişörtünün parçasını kaktüse bıraktı. Bankaya giremiyor olmamız çok kötü. Belki de fazla şüphe çekmeden bankaya girmenin bir yolu vardır kızlar. Şüphe çekmemek için fazla olmamış mı, ne dersiniz? Kendine güvenin olsun. Bunu söylemesi sizin için kolay. Hizmetkar gibi giyinen siz. Sen hizmetkar değilsin. Şoförümüzsün. Merhaba hanımefendi ve beyefendi. Biz sadece sizin muhteşem finans merkezinizi gezerek paramızı ve değerli kağıtlarımızı buraya yatırsak mı diye düşünüyorduk. İyi olmaz mı? Yüzünüz çok tanıdık geldi. Önceden tanışmış mıydık acaba? Bu biraz imkansız çünkü biz buraya daha yeni taşındık. Svidinavya'dan geldik. Svidinavya'dan mı? Evet, küçük bir ülkedir ve çok soğuktur. Buldum onu. Neyi buldunuz? Affedersiniz, neyi bulmuştunuz? Şoförümüz sanırım limuzinimizin kayıp anahtarlarını buldu. Evet, şimdi gitmek durumundayız. Kulüpten bizi beklerler değil mi? Tata. Efendim, şeyinizi unuttunuz. Bıyığınızı. Bir saniye, bunlar banka soyguncularıydı. Bu çok garip. Bu neredeyse şey gibi. Et... Bakın, kumaşın üzerinde insan DNA'sı izleri var. Ete benzemesine şaşırmamalı değil mi? Etten yapılan bir tişörtü kim ve neden giysin? Sıcak havada kim bilir nasıl da kokacaktır. Bakın, tişörtünü yırtmadı. Derisini yırttı kızlar. Burada başka bir şey daha var. Ripletek Endüstrileri mi? Bunun anlamı nedir? Bilgi bankasını kontrol edelim. Sanırım şu aptal materyali yaratan tıbbi laboratuvar burası. Sanırım Ripletek'i ziyaret etmeliyiz. Ben kullanırım. Şu helijeti çalıştırsam çok iyi olacak. Böylece rahatlıkla çatıya inebiliriz değil mi? Harika. Kontrol et. Sanki askeri alana benziyor. Her neyse, bu kuşlar alanlarını ayarlamamışlar. Sadece alanlarına giren metalleri algılıyor olmalılar değil mi? Kendimizi belli etmeden binayı nasıl araştıracağız peki? Olamaz. Ne kadar zor işler yapıyorum. Bir resim ortaya çıkıyor. Tamam, bu da ne? Birileri insanları yetiştiriyor gibi. Beni yukarı çekin! Çabuk! Alex'in nesi var? Misafirimiz var. Merhaba. Burada itirazında bir kız var. Beni yukarı çek. Thank you.
yukarı çekelim mi? Hayır, kurutmak için torba. Çok yakında değil mi? Yakın mı? Kimse benim farkına varmadı galiba. Az önce sallandım ve yakalanacaktım. İnanamadım bir tür... bu da ne? Bir tırnağa benziyor. Sırtımda bir şey var. Kom tabları kullanarak kompozisyonunu incele. Bulduğumuz deriyle aynı maddeden yapılmış. Şuna bak. DNA Clover'ın DNA'sına aynen uyuyor. Tamam, hiç yolu yok. Şu deniz köpüğünden yapılmış ojelerle ölü olarak yakalanamazdım, değil mi? Sahtekarlar kaçtılar efendim. Demek ki ajanlar beni kandırdı. Onları hafife aldım. Bir daha olmayacak. DNA, soygun ve Riplatek arasındaki bağlantıyı anlayamadım. Nedir? Anlayamazsın canım, biz de anlayamadık. Ama bu iğrenç depoda bir dakika daha dayanamayacağım kesin. Bizi tuzağa düşürdüler. Teslim olun kızlar, her yanınız sarıldı. Hadi daha. Hadi. Her yer sıkıca korunsun. İşte buradayım. Kendini iyi hissediyor musun? Tabii ki. Ne yapacağız? Jerry bizi bitkiye çevirmeden önce Riplatek'e gidip ne olduğunu bulmamız gerekiyor kızlar, tamam mı? Ama Riplatek'e nasıl gireceğiz ki? Buranın güvenliği Nolz Kalesi'nden daha sıkı. Bizi içeriye sokabilirim. Yani sanırım ormanda gizli bir giriş gördüm. Tamam, denemeye değer. Hadi. Adaya nasıl döneceğiz ki? Helijet bu paşanların elinde, değil mi? Bunu bana bırakın kızlar. Gizlice kaçmış olmalılar, ajanlarımızı çekin. Benim jetim nerede? Jenny bunu asla kaçırmayacaktır, değil mi? Clover galiba tırnağın kırılmış. Depo yıkıldığı zaman olmuş olmalı. Tam olarak biz ne arıyoruz? Buralarda bir yerlerde gizli bir giriş kapısı görmüştüm. Bu sıkışık ormanda gizli bir giriş nasıl oldu da gördün, anlayamadım. Sanırım gizli giriş konusunda haklıymışsın. Bir dakika. Sen deniz köpüğü ojelerle ölü olarak yakalanmayacağını söylemiştin ya. Hatırladın mı? Bu çok aptalca. Ben deniz köpüğü ojeleri seviyorum. O ojeleri seviyorum dedim. Tamam. Sakin ol. Ben de deniz köpüğünü seviyorum. Bu da ne? Bırak beni, bırak pislik. Kimsin? Sen nesin? Bırak beni diyorum. Çok etkileyiciler değil mi? Onları ben yaptım. Küçücük DNA parçacıkları olduğundan biri yanlarındayım. Büyük benzerlik değil mi? Clover'ın ben diye beğendiği çocuğu çaldığı için kızdığını düşündüğümde esas hırsızlık bu oluyor. Bir dakika, sen çok tanıdık birisin. Maker, sen bir pisliksin. O görevden sonra saçımın uzaması bir yıla aldı tabii ki. Gördüğünüz gibi ben her şeyden yararlandım. Hapishaneden kaçtıktan sonra saçınızdan aldığım örneklerle bu klonları yaptım. Sizler beni nasıl yok etmeye çalışıyorsanız ben de sizleri yok edeceğim. Şimdi yaptığım klon olduğumu kullanarak dünya üzerindeki her ülkedeki merkez bankaları aynı saat ve aynı dakikada soyacağım. Tabii ki herkes de bu soygunları sizin yaptığınızı sanacak.
Evet ama bu durumda sen kendini ele vereceksin. Görün bakalım. İşte planınız kızlar. Eğer beni affederseniz Alplerdeki yönetim merkezine gitmem lazım. Onları götürün. Clover, hayattasın. Evet, ben de yüzlerce basit ve kafasız Clover'lar tabii. Yukarıdaki o şeyleri gördünüz mü? İşte bu yüzden hemen buradan çıkıp Maker'ı durdurmalıyız. Evet ama nasıl? Hayır! Oh! Bundan sonra her davranışıma dikkat etmeye karar verdim. Çok geç kalmadan Alplere ulaşalım. İşte Maker. Klonları kontrol etmek için transmitter'ı kullanıyor. Peki transmitter'ı nasıl çalıştıracağız? Çok hızlı bir şekilde bir çözüm bulmalıyız. Başladı bile. Yerlerinizi alın bayanlar. Zamanınız geldi. Pekala, görünüşümüze sahip olabilirsiniz. Bakalım hareketlerimizi yapabilecek misiniz? Şimdi zamanıdır kızlar. Neler oluyor? Neden bankaları soymuyorsunuz? Sevgili kollarıma ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Aa, saçımı bırak! Aa, saçımı bırak dedim! Kızlar durun! Bizden uzak dur Jerry! Kızlar her şey yolunda. Sadece isimlerinizi temize çıkarmak istediğinizi fark ettik. Aa, bizim şekillerimizi değiştirmeye kalkmadan bunu fark ettiğiniz için sanırım şanslıyız. Sanırım benim içten özürümü kabul edersiniz. Özür mü? Bunu bize yaptığın için ömür boyu cezanı çekeceksin. Al bakalım. Lütfen, lütfen al. Kızlar durun, lütfen. Al. Çok üzgünüm. Bunu fark ettin Jerry. Evet. Şu aptal klonların işini gördüğümüze göre Billy Bob'u yeniden kazanma ve Mandy'ye de gününü gösterme zamanı diye düşünüyorum. Hırsız, sence bu biraz sert değil mi? Evet, işte bu. Ama bu yeni kıyafetimi çalmaya fırsatı olmayacak. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum Clover. Ama tasarım fikirlerimi nereden aldığım belli. Bence kesinlikle Mandy bir hırsız değil. Bunu söylediğime inanamıyorum ama sanırım ona bir özür borçluyum kızlar. Seni hırsız. Billy Bob. Merhaba kızlar. Yeni kız arkadaşımı sizlerle tanıştırayım. Alfa, ne kadar değişik değil mi? Kız arkadaşın mı? Ama Billy Bob, bu yeni kıyafeti senin için tasarlamıştım. Aslına bakarsan şu kovboy görünümünü hiç sevmedim. Bu yüzden Texas'tan ayrıldım. Bu her neyse. Daha tamam, yeter artık.